İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberlerini sunar. Başkan Armenek Abrahamyan ve yerli halkların hakları için uzmanlık uygulamalarının oluşumu. Nikol Paşinyan, Putin'le olan kendisinin ilişkilerinde karanlık köşelerinin bulunmadığını açıkladı. Bugünkü durum muhtemelen 2016 yılındaki askeri operasyonlardan sonraki en tehlikeli dönemdir. Bugün Kürtler, Ermenilere karşı işlenen soykırımın kurbanları mıdır? İran, Kandil'deki Türkiye'nin askeri operasyonlarını hoş karşılamadı. Görüşme çerçevesinde yerli halkların çalışma grubunun çalışmalarının daha derin bir şekilde devam edilmesiyle ilgili fikir teatisinde bulunuldu. Cenevre, 6 Aralık 2007 saat 11.30. Toprağım kanımdır, kanım ise toprağımdır cümlesi internet sayfasında yayınlanan Yerli Halklar adlı filmde yer almaktadır. Bu başlık, bizim bu görüşmemizde ele aldığımız ve tartıştığımız konuların nedenleri ve sonuçlarını özetlemektedir. Ayrıca bu bizim birliğimizin de konusudur. Yerli halkların çeşitliliğini dikkate alarak vatandaşlık, politik ve kültürel hakları Uluslararası İnsan Hakları Konvansiyonu'nda uygulamak için gerçekleştirilen bu büyük işlere saygımı sunmama izin verin. Biz, Batı Ermenistan'daki Ermenilerin yerli halklar olarak ilişkimiz bizim de bu konumda olmamızdandır. Diğer yerli halkların da bizim dikkatimize ve düşüncemize layık olduğunu paylaşırız. Makalenin tamamıyla tanışmak için Batı Ermenistan Cumhuriyeti resmi sitesini ziyaret ediniz. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Russia Today'e verdiği demeçte Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le var olan kendi ilişkisini iyi ve doğrudan bir ilişki olarak nitelendirdi. Başbakan Paşinyan, bu ilişkilerin daha ilk anlardan itibaren oluştuğunu ve karanlık yanlarının bulunmadığını belirterek, "Bu çok önemlidir. Biz her şeyi doğrudan ele alıyoruz. Tüm sorunları açıklığa kavuşturup net cevaplar veriyoruz. Putin böylesi bir adam. Anladığım kadarıyla bu iletişim tarzı uygun bir tarzdır ve açıkçası benim için de uygundur. İlişkilerimizin çok hızlı ve yapıcı bir şekilde geliştiğini açıkça söyleyebilirim," dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan'ın röportajının tamamını bizim Western Armenia TV adlı internet sitemizde bulabilirsiniz. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Danışmanı Dikran Abrahamyan, 168.im adlı haber portalına röportajda bulundu. Dikran Abrahamyan'ın kendi son röportajlarının birinde Azerbaycan'ın savaşa hazırlandığı uyarısında bulunarak karşı tarafın cephenin değişik doğrultularında ağır ve zırhlı askeri araçları ve kesin nişancı grupları konuşlandırdığı, özel birimlerde ise aktiflik gözlendiğini dile getirdiğini hatırlatan muhabir, karşı tarafın bu aktifliğin onlar tarafından gerçekleştirilen önceki faaliyetlerden ne gibi bir fark olduğu sorusunu sordu. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Danışmanı Dikran Abrahamyan ise şu cevabı verdi. "Azerbaycan'ın askeri faaliyetlere hazırlık yaptığıyla ilgili benim yorumum sadece son dönemde gerçekleşen faaliyetlerle sınırlı değildir. Bu açıklamanın köklerini Azerbaycan tarafından büyük çapta gerçekleştirilen silahlanma ve askeri teçhizat ithalatında, toplumu savaşa hazırlama çağrılarında, İç ve dış odaklara yöneltilmiş mesajlarda görmek mümkündür. Savaş sona ermiş değil. Sadece askeri faaliyetler aktif durumda bulunmuyor. Önceki olaylarda yer alan benzer durumlara gelince, şunu belirtmeliyim ki, bugünkü durum muhtemelen 2016 yılındaki operasyonlardan sonraki en tehlikeli dönemdir." Röportajın tamamına Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden ulaşabilirsiniz. Adnan Çelik ile Namık Kemal Dinç'in yazmış oldukları Yüzyıllık Ah Toplumsal Hafızanın İzinde adlı kitabın yeni bir baskısı daha yapıldı. Bu yeni baskıda 2015 yılından sonra Türkiye'deki mevcut sisteme karşı çıkanlara yapılan işkenceler anlatılmaktadır. Adnan Çelik ve Namık Kemal Dinç kitabın ilk baskısını 1915 Diyarbakır Yüzyıllık Ah adıyla 2015 yılında çıkartmışlardı. Kitabın ikinci baskısında ayrıca Uğur Ümit Üngör'ün ön söz ve son sözleri yer almaktadır. Ümit şöyle yazmaktadır. "Bu kitap 1915 yılı şahitlerinin çocukları ve torunlarıyla yapılan görüşmeler temelinde oluşturuldu. Eğer bu kitap bir ilk değilse ilklerden biridir. Burada Kürtlerin kolektif hafızası önemli bir tarihsel kaynak olarak görülmektedir. Ayrıca Kürtler soykırımda hem tanık hem de sanıktırlar ve bu nedenle de onlar soykırımdan derinden etkilenmişlerdir." Kitabın yazarları,
kitapta toplumsal hafıza bağlamında 1915 yılının izlerini vermeyi denediklerini, Dikran Agert, Diyarbakır'da 1915 yılının kolektif hafızasının nesilden nesile aktarılan sessizlik sürecini anlamak için bir girişimde bulunduklarını belirttiler. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü General Ebu'l-Fazi Şikarci, Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta silahlı Kürt birliklerine karşı giriştiği operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Açıklamada ayrıca İran terörle mücadeleye destek vermektedir ancak ilgili izin alınmayıp terör bahane edilip bir devletin başka bir egemen devletin topraklarına girmesini hoş karşılamamaktadır. Bu gibi olayları İran yasa dışı operasyon olarak algılamaktadır dedi. Bugünlük bu kadarını öngördük. Şimdi size Armen Boğosyan'ın seslendirdiği Badi Bunem adlı eserini sunuyoruz. Kız kıtam hayren ikiz O kız asçın pati vesinz Sen kız vortus iz kseres Mayrelin kıtam Apart hayat Parijı büt Verçin hosker pati vunem Bibliakan masisi pes Tuk nişt hizak Hayot spaner Pati vunem Մայրը կանգնած նայում էր մեզ, հարցրեց տխուր, բա ոնց անեմ, նրան կորցրիր, բայց մեզ ունես, պատիվ ունեմ. Հայրը լսեց խոսքերը մեր, ուղղեց հեռուն. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.